Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında dörtgenler ve çokgenler konusundaki 8. testin çözümünü yapacağız. Üniversiteliğim testi son testi arkadaşlar bu bölümün son testi hadi bakalım çözümlere başlayalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü verilmiş bir de iç açısının ölçüsü verilmiş arkadaşlar. Şekildeki sarı kenarlı düzgün çokgen ile mavi kenarlı düzgün çokgenin ortak kenarı yeşil ile belirtilmiş. Evet ortak kenarlıymış arkadaşlar. Şu mavinin kenarları çizgiyse sarının da kenarları çizgi olacak. Aa burada ne çıktı? X kenar. O zaman burası da 87 ise 87. 87, 174 buraya kaç kaldı? 6 derece kaldı. Şimdi e, dış açısıyla ilgili bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Dış açısı lazım bize. E hocam mavinin dış açısı ve sarının dış açısına bakacak olursak. Sarının dış açısına ben alfa dersem mavinin dış açısına 6. Evet bir düzgün çok yeni bir dış açısı 360 bölü n. Yani alfamız bizim 360 bölü n ya dış açısı. E burada kenar sayısı da aynı zamanda neye eşit olacaktır? 360 bölü alfaya eşit olmaz mı arkadaşlar? Evet. E o zaman burada sarı renkli düzgün çokgenin kenar sayısı yani 360 bölü sarı renklinin e, şeyi dış açısı alfa olduğundan dolayı kenar sayısı ne yapıyor? 360 bölü n mi yapıyor arkadaşlar? Evet 360 bölü alfa yapıyor pardon. Sarı renkli düzgün çokgenin kenar sayısı mavi kenarlı düzgün çokgenin kenar sayısından mavi kenarlığın dış açısı Alfa artı 6 olduğundan dolayı kenar sayısı da e, neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? 360 bölü alfa artı 6'ya eşit olmak zorunda. İşte bu kaç fazlaymış arkadaşlar? 3 fazlaymış. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada denklemi çözeceğiz. Hadi denklemi çözelim bakalım. Önce bir 3'e bölelim. Denklemi biraz sadeleştirelim isterseniz. 3'e böldüğünde 120 bölü alfa eşittir. 120 bölü alfa artı 6 artı 1 yaptı. Şu 1 toplamasını yapalım isterseniz. 120 bölü alfa eşittir. Alfa artı artı çarpı 1 ile 120'yi topluyorum. Yani alfa artı 126 bölü alfa artı 6 yaptı. İşler dışlar yapalım bakalım. Buradan ne geliyor gençler? 120 alfa artı 6 çarpı 120 çarpmıyorum bilerek. Bunu çarptığın zaman alfa kare artı 126 alfa yaptı. E buradan da hepsini sağ tarafı toplarsak 0 eşittir ne geldi arkadaşlar? 0 eşittir alfa kare eksi değil artı 6 alfa e, eksi 6 çarpı 120 eşit oldu. Şimdi çarpanları ayıracağım burada. Bunu nasıl çarpanlara ayırsak? Bunu 4 çarpı 30 dersek 6 alfaya e, şey yapacağız arkadaşlar. 6 alfaya yapacağım. 6 çarpı 4 çarpı 30 evet ayrılabiliyor. Yani bu 24 ve 30 şeklinde ayrılıyor. Eksi 24'e artı 30 dersem çarpımları bunu veriyor. Toplamları da artı 6'yı veriyor. Yani buradan ne geldi o zaman arkadaşlar? Alfa eksi 24'e alfa artı 30 geldi. Bu eşittir sıfırmış. Bu alfa eksi 24 eşit sıfırsa alfa 24 gelir. Alfa buradan da eksi 30 gelir. Tabii negatif bir açı olamayacağından alfayı 24 bulduk. Evet alfa 24 arkadaşlar kırmızı ile. Buna bu çokgenlerin kenar sayıları toplamı isteniliyor bizden. Kenar sayıları toplamı nedir arkadaşlar? Birisi birisinden 3 fazla değil miydi? Evet 360 bölü alfa bir tanesi. Yani 360 bölü 24 arkadaşlar bir tanesi. 360'ı 24'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor arkadaşlar? Sanırım 15 yapıyor. 15 bulduk bir tanesini. Diğeri de 3 fazlaydı değil mi arkadaşlar? Evet. Bu alfalı olan 24. Yani 15 kenarlıysa bu sarı renkli kenarın dış açısı. Yani alfa olan bu daha fazla 15. Ne kadar daha fazlaydı? 3 daha fazlaydı. Bir tanesi 15 iken bir tanesi kaç yapacak? 12 yapacak. O zaman toplamı da kaç yapıyor bunların? 27 yapıyor. Ya da hocam bir tanesi de 360 bölü alfa artı 6 deyip oradan da sonuca ulaşabilirdiniz. Yani 360/30 bölü 30 yapıyor bir tanesi de değil mi arkadaşlar? O da 12 geliyor. O zaman topladığımız anda 27 geldi arkadaşlar cevabımız. Böylelikle cevabımız ne çıktı gençler? 27. Yani Denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şekildeki dış bukey 7genin kenarları üzerinde 7genin dışında kalacak şekilde 7 tane eşkenar üçgen çizilmiştir. Buna göre mavi ile belirtilen 7 açının toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunlar sarı ile e, çizilen kenarlar ne? Eşkenar üçgen değil mi? 7 tane eşkenar üçgen. Yani buradaki açılar kaçar derece? 60'ar derece olacak arkadaşlar. Vallahi yedi genin bir açısına ben A dersem şu X, Y, Z, T, M, N, T toplamı isteniyor. Yedi genin iç açısından gidebiliriz. Hocam A, B, C, D, E, F, K deyip yedi genin iç açıları ölçüleri toplamından sonuca ulaşabiliriz. Ama ben dış açıyı daha çok seviyorum arkadaşlar. Bu düzgün çok yerin dış açısı nedir arkadaşlar? Burası A iken... Burası ne yapacak arkadaşlar? Burası A iken dış açısı ne yapıyor? 180 eksi A yapıyor değil mi? 180 eksi A yapıyor burası. Ya da dış açısına A, B, C, D desek daha doğru olur. İç açısına dediğimiz zaman bu harfleri yani iç açıları ölçüleri toplamıyla şey yapacağız ve sanki işlem daha kalabalık gelecek. E ben böyle iç açılarına bu harfleri diyeceğime işte n-2 çarpı 180 yani 7-2 çarpı 180, 5 çarpı 180 diyeceğime dış açılarına A, işte B, işte şuradaki dış açısı C, D şeklinde dersem sanki daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü dış açıları, ölçüleri toplamı ne oluyor arkadaşlar? Her zaman 360 derece yapıyor arkadaşlar. Evet buraya da G diyelim isterseniz. Burası da G olsun. O zaman bir tanesi burası A ise burası ne oldu? 60 eksi A mı oldu? Evet. Hocam şuraya bakacak olursanız şunların toplamı ne olmak zorunda? Hocam 180 olmak zorunda. Yani burada X artı, 60 artı, 60 artı. E, eksi A toplamı ne yapacak? 180 yapacak. Ya da direkt x eksi A mı yapıyor orası? Evet şuraya yazayım. x eksi A neye eşit oluyor? Artı 120 eşittir 180 olduğundan e, x eksi A 60'a eşit oldu arkadaşlar. Aynı şekilde şurada da şöyle şey yapacak olursak hocam burası 60 eksi B yaptı. E, burası da 60 60 Y işte 60 eksi 60 eksi B toplamı işte 180 eşit olacağından buradan da x eksi B mi geliyor arkadaşlar? Hayır Y eksi B geliyor. Y eksi B de neye eşit arkadaşlar? y eksi b 60 eşit olacak. Aynı şekilde z eksi c de z c de 60 eşit olacak. Aynı işlemden dolayı şuraya t demiştik. t eksi d de t d de 60 eşit. Aynı şekilde m eksi e de arkadaşlar. m eksi e de. Aynı şekilde n eksi f de n eksi f de ve aynı şekilde f eksi g de pardon t eksi g de t eksi g de bunların hepsi kaç eşit arkadaşlar? 60'a eşit. E peki Bunların hepsi 60 eşitse benden de bu 7 açının toplamı isteniyorsa hop to taraf tarafa topla x artı y artı bilmem ne bilmem ne bilmem ne nereye kadar t'ye kadar bu toplam artı a b c d e f g hatta eksi e a eksi b eksi c eksi parantezinde a artı b artı nokta 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 nereye kadar gidecek g'ye kadar toplamı bu da neye eşit olacak 1 2 3 4 5 6 7 6 kere de 42 420'ye eşit olacak arkadaşlar bu. E hocam şu toplam dış açılar ölçüleri toplamı değil miydi? A, B, C, D o, o, şekilde başlamadık mı? Başladık. Bu zaten 360. O zaman 360'ı da öbür tarafa atınca X artı Y artı Z artı bilmem ne falan filan T neye eşit olacak? 420 artı 360'a eşit olacak. Buradan da 780'e eşit oluyor arkadaşlar bu toplam. Evet. İç açılar ölçüleri toplamından da gidebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok ama ben dış açıyı daha çok seviyorum. Dış açıdan gittim. Dış açılar toplamı 360. Burada A, C, D harflerinin toplamından geldi arkadaşlar. Bir de eksi parantezini aldık burada. Evet ikinci soru böylelikle ne çıktı? Balı kesir çıktı geldik üçüncü soruya. Şekilde altıgen biçimdeki kalın içine 6 tane eşkenar üçgen, bir tane altıgen ve altı tane paralel kenar biçimdeki desenler vardır. E ne diyelim arkadaşlar? Şurada bir kenara altıgen var. Düzgün altıgenin bir kenarına ben A diyecek olursam. Hocam bu bir eşkenar üçgenmiş. Şuraya bir B dersem. A artı B mi oldu eşkenar üçgenin bir kenarı? Evet. Bu da aynı şekilde. A artı B mi olacak? Evet hocam burası B. Burası da A artı B olacağından buraya da A kaldı. Hocam burası da A artı B. Hatta burası da A artı B. Şeklinde gidecek arkadaşlar. Bakın A artı B. A artı B. Burası da A artı B. A olacak. Diye diye şurada güzel bir şeyler yakaladık arkadaşlar. Hatta burası da A artı B olacak. Hatta burası da A artı B olacağından buraya da A kaldı. Hatta burası da A artı B oldu. E şu bir paralel kenarsa o zaman burası da A mıdır? A'dır. Hocam burası 120 ise burada kaç kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. Şimdi bize diyor ki kırmızı boyalı altıgenin alanının mavi boyalı bir tane paralel kenarın alanına oranı. Şimdi dikkat edersiniz kırmızıya boyalı altıgenin alanı alttan tane kare kök 3 bölü 4 değil midir? Evet bunu paralel kenarın alanına oranı diyor. Taban belli tabana ait yükseklik lazım burada. Taban çarpı tabana ait yükseklik paralel kenarın alanıdır. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2. Burası da A bölü 2'nin kök 3 katı değil midir yüksekliği? Evet. A artı B çarpı A bölü 2'nin kök 3 katı. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 3 bölü 2'ye eşitmiş. E, burada işlemlerimizi yapacak olursak arkadaşlar şu 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3 ve 2 geldi buradan. Bölü 2'ler gitti mi arkadaşlar? Gitti. Köküşler gitti mi arkadaşlar? Gitti. 3 ile 3 sadeleşti mi? Sadeleşti. Burada bir tek e, A ile bu da git sadeleşti. A kaldı burada. A bölü A artı B eşittir. 1 bölü 2 yaptı. 2 A eşittir. A artı B'den A'yı B'ye eşit bulduk arkadaşlar. Evet A'yı B'ye eşit bulduk. Buna göre turuncu boyalı üçgenlerin alanları toplamının altıgen halının oranına nedir or oran nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradan ne yapacağız? A ile B birbirine eşit olduysa o zaman şuraya bir A diyelim ve alan dağıtımı yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Şimdi öncelikle <laughs> alan dağıtımı yapacağız. Hadi yapalım bakalım. Hocam ben şunu biliyorum. Neyi biliyorum? Şimdi paralel kenarın alanına oranı Evet 3 bölü 2 ya. Ben bunun alanına 3A dersem. Hadi bakalım. Şunun alanına ben 3A dersem. Bir tane paraya kenarın alanı ne? 2A mı? Evet. Bu arada burası A, B dediğimiz A mı oldu? Evet A oldu. Şurada alan dağıtımı yapacağımız belli arkadaşlar. Haydi alan dağıtımı yapalım. E, paraya kenarda daha görmedik ama şunu biliyoruz arkadaşlar. 2 eş parçaya ayıracağını biliyoruz. Şunu çizecek olursam. Yukarıda çizsem daha net görürsünüz aslında ama e, şurada yapayım çünkü yukarıda ben tavan çarpı yüksekliği kullandığım için. Burası A ise burası da A mıdır? Evet. A'da kalan A ise 2 A'da kalan 2 A mıdır? Aynen öyle. O zaman bir tane eşkenar üçgenin alanında 2 A buldum. Olay bitti. Her bir paralel kenarın alanı 2 A iken her bir eşkenar üçgenin alanında 2 A oldu arkadaşlar. E, bunlara da 2 A yazacak olursam her yer çıktı mı? Çıktı tabii ki. Bizden istenilen turuncu boyalı üçgenlerin alanları toplamı. 6 tane üçgen var. 12 A bölü e, altıgen alanın, alanının alanını oranı. Bir tane 3 A var. 3A artı Üçgenlerin alanı 12A. Paraya alanı alanında yine 6 tane paraya kenar olduğu için 12A. 12, 24, 27. Yani 12 bölü 27 yaptı arkadaşlar bu. Alt 9, şey, 3'e bölsen kaç çıktı? 4, 3'e bölsen 9. Cevabımız böylelikle 4 bölü 9 çıktı arkadaşlar. Evet üçüncü soru böylelikle balık esir oldu gençler. Evet geldik dördüncü soruya. Hmm, Altıgenin de şu alanda atmasını çok seviyorum arkadaşlar ben. Şurada bir tanesini de göstereyim. Hocam bir tanesinin alanı A iken bir tane üçgenin alanı şurası 2A'dır. Hocam burası A iken burası 2A'dır. Burası 2A ise şurası da ne oluyor? 3A oluyor diye söylemiştik. Alan dağıtırken çok hoşumuza gidiyor arkadaşlar bu. E o zaman tüm alan kaç A yapıyor hatta? 6A yapıyor. Bir tane üçgenin alanı A ise. Hocam burası o zaman A dersem buraya kaç A kaldı? 5A kaldı. Hocam buraya A dersem buraya da 5A kaldı. Hocam burası A burası A ise tamamı 6A olduğundan buraya 4A kaldı. O zaman burası da 4A. Hocam ee, bu simetri ekseni tamamı 6A ise burası 3A. Burası A ise burası A ise burası 5A. Burası 4A. Burası 3A 6A'nın yarısı olduğundan. Dikdörtgenlerde bakın 4A 4A olduğunu anladık. Burası da kaç A arkadaşlar? 5A. Şimdi ne diyor bize? Metin yayınları logosunun kapladığı alan kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar. Bu bir kenarı bir birim olan üçgen. Yani e, ben 6A alanını bulabilir miyim? Bulurum. 6 tane A kare kök 3 bölü 4 eşit değil midir? Bir tane altıgenin alanı 6 altı tane eşkenar üçgenin alanı eşit de. Yani 6 tane birin karesi kök 3 bölü 4'tür 6A alanı. E buradan A alanında ne, ne, çıktı? Kök 3 bölü 4 çıktı. Bizden kaç A isteniyor sayalım. 5, 10, 15, 20, 20. Burada tamam elimizde bulunsun 20. Sonra 4, 8, 12, 16, 20 de burada. Toplam 40 yaptı. Sonra başka ne var? 43, 46. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Bizden ne isteniyor? 46 A isteniyor. İlginç. 46 A isteniyor. 46 çarpı kök 3 bölü 4 isteniyor. Sadeleşince de burası 23 yaptı. 23 burası da 2 yaptı. 23 kök 3 bölü 2'ye mi eşit oluyor arkadaşlar? Evet 23 kök 3 bölü 2'ye eşit oldu o zaman cevabımız. O zaman cevabımız ne çıktı dördüncü soruda arkadaşlar? Akçay çıktı. Dördüncü soru muydu? Evet dördüncü soru. Böylelikle Akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Kenarları paralel ve ke kenarları kareler ve düzgün altıgenlerden oluşan bir resim çerçevesi A ve B noktalarında duvara asılmıştır. A ve B noktaları arasındaki uzaklık verilmiş bize. Yani şurası verilmiş arkadaşlar bize. E o zaman ne yapacağız? Bu uzunluğu kullanacağız. Resim konulan çerçeve. Yani şu kedinin gözüklüğü çerçevenin çevresi ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapalım? Şimdi öncelikle şurada kaçının kaç derece olduğunu biliyoruz? 90 derece. Burada kaçının 120 derece olduğunu biliyoruz. Burası da 150 derece çıkar mı? Çıkar. Hocam burası da aynı şekilde 150 çıkar. Hocam bunlar 150 çarpı derece. Şunlar birbirine paralelmiş gibi algılayabiliriz. Evet paralel ama nereden çıkartıyorsun onu? İki sebepten dolayı söyleyebilirim. Hocam şuradan ben şu eşit çıktım böyle. Yani şu düz çizgiden eşit şöyle aynı açılı çıktığım zaman ikisi de aynı uzaklıkta olmuyor mu zemine? Evet şu kaleme düşünün. Şuradan şöyle bir parmak buradan şöyle bir parmak çıktım. Eşit açılı çıktığın zaman iki parmağım da zemine olan uzakları eşittir. Dolayısıyla bunu çizdiğim zaman burayı zemin diye algılayın. Şu yoluna zemin birbirine paraleldir arkadaşlar. Eşit açıla çıktığım için 150 derece 150 derece. Ya da daha değişik bir ispat yapayım isterseniz. Hocam şunun devamını getirirsek. Bunun da devamını getirirsek. Şu ee, en uzun köşegen burası 30 derece yapmıyor mu? Yapıyor. Yani gözükmüyor pek ama şurası 30 derece. E hocam ben buradan bir dik çizsem. Şimdi 90'ın karşısına ben burada 2A dersem. Bak dikkat 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A'dır. Buradan da dik çizsem. E hocam burası da 2A ya 90'ın karşısı 2A ise burası da 30 olduğunda 30'un karşısı A'dır. E hocam burası 90 derece. E, hocam ben bunlar 90-90 aynı doğruya dik ve aynı uzunluktaysa o zaman burası bir dikdörtgendir diyebiliriz arkadaşlar. E tamam Burası ne oldu? 30'un karşı sayısı burası a kök 3 oldu. E, hocam bir kenara 2a demiştik. Hocam burası da 2a, burası da 2a. E, burası da a kök 3. Dikkat edin burası 4a artı 4a artı 2 kök 3a oldu arkadaşlar. İşte bu neye eşitmiş? 4a artı 2 kök 3a eşittir. 12 artı 6 kök 3'e eşit olduğundan dolayı a 3.5'i arkadaşlar buradan 3 koyarsam 12 artı 6 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Evet a buradan 3 oldu. A3 olduysa resim koyulan çerçevenin çevresi. Evet A3 bulduysak bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Bakın burası 6, burası 6, burası 6, burası 6, burası 6. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Alttan kaç tane olduğunu bulacaksınız. Öncelikle 2 burada, 4 burada, 6, 8, 10, 12, sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane 6 mı oluyor arkadaşlar? Evet. 18 tane 6 bize çevreyi verecektir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 108 yapıyor. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 6. soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin kenar sayısı bir çember içine yazılarak şu şekilde ifade ifadesinin değeri bu çokgenin bir köşesinden bütün köşegenler çizildikten sonra oluşan açıların ölçüsüne eşitmiş. He. Mesela beşgen için mesela arkadaşlar bir köşesinden bir düzgün beşgen çizdiğinizde bakın arkadaşlar dikkat Dikkat dikkat. Bir düzgün beşgen çizdiğinizde bu bir köşesinden bütün köşegenleri çizdiğiniz zaman e, çizildikten sonra oluşan açılardan birinin ölçüsüymüş arkadaşlar. Zaten bu açı, bu açı ve bu açı birbirine eşittir. Niye? Çevrel çemberini çizdiğiniz zaman bütün çokgenlerin etrafına çevrel çember çizilir. Kirişler eşit olduğu için bu yaylar birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Yaylar birbirine eşitse bu yayları gören bu açılarda birbirine eşit mantığından geliyor arkadaşlar bu. E de gerçekten burası 108 iken 108 ve x kenar olduğundan dolayı 36 36 yaptım burası. Evet bu 5'i yuvarlak için aldığımız zaman işte buradaki bir tane köşesinden bir kenarı gören açıyı 36 derece diye vermiş bize arkadaşlar. Hatta benim konu anlatımını dinleyenler bir kenara gören açı nedir arkadaşlar? Birçok yerin dış açısının yarısıdır. Niye? Çünkü bakın bunun bir kenarı gören açı 36 diye anladık mı arkadaşlar? Anladık. Bak Düzgün beşgeni ben bir daha çizeyim buraya. Bak dikkat dikkat. Düzgün beşgeni ben bir daha çiziyorum buraya. Şu şöyle e, burası 36 ya. Burası da 36 ya. Şöyle dış açısına bakacak olursan. Hocam iki iç açının toplamı ya da dış açısına bir alfa alfa diyecek olursanız burada arkadaşlar. Alfa alfa diyecek olursanız iki iç açı bir dış açı. Ha, bir kenarı gören alfa ise dış açısı ne yapıyor her zaman? iki alfa yapıyor arkadaşlar. İşte buradan da yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Sen dış açıyı bulduktan sonra yarısı o bir kenarı gören Açıya eşittir. Yani e, 360 bölü 5 nedir arkadaşlar? 360 bölü 5. 72'dir mesela burası. 72'dir. 72'nin de yarısı işte buna eşit oluyor diyor. O zaman bu yorumu biz burada yapabiliriz. 360 bölü 10. Ne yapıyor? 360 bölü 10. 36 yaptı. Yarısı bir kenarı gören değil midir? Evet. Yarısı bir kenarı gören. Yani burası kaç yapıyor arkadaşlar? 18 derece yaptı. Artı. E, bu dursun arkadaşlar. X değeri kaçtır diye soruluyor. E, Şuraya yazayım isterseniz. Şunu şöyle göstereyim. 18 artı x dediğimizde 360 bölü x'in yarısı olmayacak mı arkadaşlar? Evet çünkü onu öyle bir yoruma getirdik. 360'ın yarısı bize dış açıyı verir. Dış açının da yarısı bize oradaki tekli açıyı veriyor arkadaşlar. Ondan sonra eşitmiş. 360 bölü 6 bana dış açısını veriyor. 60, 60'ın da yarısı kaç yapıyor arkadaşlar? 30 yapıyor. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 180 bölü x yaptı. Eşittir. 18 öbür tarafa attığımız zaman 12 yaptı. E o zaman burada gerekli sadeleştirmeleri de yaptığımız zaman 6'ya bölsen 30, 6'ya bölsen 2. O zaman x de buradan ne yapıyor? 30 bölü x eşittir 2 ise. Yani 2 ile de 30 sadeleşince gerçi direkt 15 buluyoruz. Yani cevabımız böylelikle 15 çıktı arkadaşlar. Bu da güzel bir yorum arkadaşlar. Gerçekten burada da çok güzel bir soru oluşmuş böyle. Ee, yani biz bu tür şeyleri matematikte görüyoruz ama geometride de karşılaşmak geometrideki bu yorumu da yapmak gerçekten çok hoş olmuş. E, ee, böyle düzgün çokgenlerle ilgili alengirli sorularda sorularda karşımıza geliyor. İşte bu da alengirli sorulardan biri olmuş gerçekten e, ufkumuzu açtı diyebiliriz. Burada da güzel bir yorum yaptık sanki. O bir kenarı gören açı alfaysa hatta şurada da şöyle şunu da çizeyim isterseniz. Bakın bir kenarı gören açı şöyle alfa alfaysa dış açıda zaten düzgün çökgenlerde dış açıya yoğunlaşacağız ya. İki iç açı bir dış açıya eşit. İki alfa eşit ya. Dış açıda neye eşit oldu? İki alfaya eşit oldu arkadaşlar. Evet gençler böylelikle bu sorunun da cevabını ne bulduk? Balıkesir bulduk ve güzel bir yorum yaparak bulduk bence. Evet 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir perde ve perdenin yanında düzgün altıgen biçimindeki tablo gösterilmiştir. Evet burada da köpek resmi şey var arkadaşlar. Bu tablonun çivilerinden biri yerinden çıktığında bak iki çivi var. Bir tanesi yere çıktığında ne yapıyor? Hop bu biraz aşağı iniyor. Şöyle aşağı indi. Bu tablonun çivilerinden biri yerinden çıktığında tablonun iki kenarının tamamı ve bir kenarının da yarısı perdenin arkasında kalacak şekilde. Bir kenarının yarısı perdenin arkasında kaldı. Şu şekilde kalsın bakalım. Bir kenarının yarısı. Hocam şöyle. E, bizim altıgenimiz şöyle değil mi? Evet. Şimdi dikkat bir kenarının yarısı şöyle kaldı. Şimdi tablonun perdenin arkasında kalan parçasının alanı 8 köküç. Valla ben böyle oranlamalar mı oranlamalar gördüğüm zaman alan dağıtımı yapıyorum. Özellikle şu bizim A 3A olayı yani şu olay arkadaşlar. Ben altıgende ne demiştim? Altıgende şöyle bir şey demiştim ve çok kullanıyorum. Alan dağıtırken çok hoşuma gidiyor. Şuradaki alan A ise burası nedir? 2A'dır. Burası da ne oluyor? 3A oluyor diye söylemiştim. Arkadaşlar iki eş parçaya bölmüş. Şu alanı A A diyecek olursam. E burası 2A iken burası ne oluyor? A oluyor. 3A iken burası da 3A mı oluyor? Evet. Bize demiş ki arkadaşlar perdenin arkasında kalan yani 2A alanını bize 8 kök 3 vermiş. A'yı buradan kaç buluruz o zaman? A'yı buradan 4 kök 3 olarak buluruz. A buradan 4 kök 3 ise düzgün altıgen tablonun çevresi isteniliyor bizden. Arkadaşlar A 4 kök 3 düzgün altıgen bir kenarına ben x dersem alanı nedir? Alanı bir kere 6A'dır arkadaşlar. 6A dediğimizde nedir? 6 tane x kare kök 3 bölü 4 değil midir? 6 tane eşkenar üçgenin alanıydı. Şu altılar sadelesin. A alanında zaten 4 kök 3. 4 kök 3 eşittir. x kare kök 3 bölü 4 olduğundan dolayı hocam kök de gitti. x kare 16'ya eşit oldu. 16 eşittir. x kare ise x'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Evet x 4 ise çevremiz ne yapacak? 6 tane 4'ün toplamı yani 6 kere 4 24 yapacaktır sevgili gençler. Evet alan dağıtmanın ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? Evet karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Yani şunu diyorlar. Ama ne dediklerinde de ÖSYM'nin de tarzında gördüğümüz için bir şey diyemiyoruz. Altıgende alana malana girilmez diyorlar ama arkadaşlar bu altıgendeki alan işte normalde üçgendeki alandan çıktığı için ya biz bu tür şeylere alışkın olalım. En azından şu alan dağıtmadaki bir A, 2 A, 3 A e alanını bilelim. Kimi arkadaşlar? Tabii bunu ben de söylüyordum zamanında ama ÖSYM'nin yaptığı hareketleri görerekten de işimizi sağlama almak lazım. Kimi arkadaşlar ee, müfredatta yok diyor ama en azından A2, A3, A ve 6 A kare 3 bölü 4'ün de alana eşit olduğunu bilmek bence önemli arkadaşlar altıgende. Evet gençler 7. soruyu böylelikle balık esir bulduk. Geldik 8. soruya. Evet. Şimdi gençler bu soruyu ben gördüm daha öncesinde. Ee, bir bakmak istedim. Normalde huyum değildir. Çünkü bu biraz tehlikeli. Yukarıdaki noktalı kağıda bu kağıdın noktalarını köşe kabul eden alanı 2 birim kare olan birbirine eş olmayan kaç farklı çokgen çizilebilir diye söylenmiş arkadaşlar bize burada. Daha öncesinde yalan yok baktım. Yani çünkü çizmelik bir soru olduğu için, düşünmelik bir soru olduğu için videoda açıkçası çok fazla oyalanmak istemedim. Direkt dikkatimi çekti. Başka soruya da bakmadım bu arada. Ee, ben burada çizdim arkadaşlar. Şimdi alanı 2 birim kare olan diyeceğiz, diyeceğiz ama ben burada soru bu şekilde olursa bir sürü buldum arkadaşlar. Yani daha da fazla belki bulunabilir zorlasak. Orada bulduklarımı da göstereyim. Bakın 4, 8, 12, 16 tane bir çokgen bulmuşum arkadaşlar. Ee, biz burada soruyu şöyle yaparsak sorumuzu en azından şey yapabiliriz. Kaç farklı ee, ne, ne diyelim burada dış bükey dersek en azından cevaba biraz daha yaklaşmış oluruz. Dış bükey çokgen çizilebilir gibi düşüneceğiz. Ben burada nasıl düşündüm? Düşünce tarzınızı, düşünce tarzımızı size söyleyeyim. Şimdi alanı 2 birim kare olanı ben nasıl elde ederim? Hocam bir tane karenin alanı kaç? 1. O zaman ben iki tane kareyi yan yana getirsem mesela bir dikdörtgen elde edebilirim. Ya da bir dikdörtgen ne olur? Ya da e, şeylerle olur. Ne? Hocam bir tane dik üçgenin alanı kaç burada? Hocam burası da 1 bölü 2. Bunu düşünerekten bakın. 1 oluşturacağım yapıları düşünürken şöyle düşündüm. Şu alanı 1 bir birim kare olan 1 Kareyi düşünerekten ya da alanı 1 bölü 2 olan bu üçgenleri birbirleriyle, birbiriyle yapışmasını düşünerekten. Ya da neyi düşünerekten arkadaşlar? Şuradaki paralel kenarın da taban çarpı yükseklik olduğu için 1 çarpı 1'den şu paralel kenarın alanının 1 olmasını düşünerekten de hatta aynı şekilde bu paralel kenar şöyle paralel kenarda olabilir arkadaşlar. Şuradaki paralel kenarda olabilir. Tabanı 1 yüksekliği 1 olan yine. Bakın yine aynı şekilde şu paralel kenar da yine aynı şekilde tabanda bir yükseklikte bir olduğu için şu paralel kenarı da düşünerekten ve bunların türevlerini düşünerekten yan yana koyaraktan düşündüm. Mesela alanı bir olandan iki tane koymak. iki tane yan yana koyunca dikdörtgen oluyor. Mesela alanı bir olanın yanına iki tane dik üçgen koyarak şöyle bir dik üçgen böyle bir dik üçgen koyarak diye düşünerekten öyle yol aldım. Ve şuradaki şekilde şunları elde ettim. Mesela dikdörtgen iki tane kareyi yan yana koyarak bir dikdörtgen elde ediyoruz arkadaşlar şunu sonra hocam ee, bir tane para iki tane paralel kenarı iki tane alanı bir olanı yan yana koyarak sonra paralel kenarla kareyi yan yana ee, yan yana ya da alt alta üst üste koyarak arkadaşlar sonra şu şekildeki paraya kenar ve şu şekildeki kareyi koyarak ama burada dış bükey olanları sayacağız bir iki bu bu içe doğru bükeylik var bunda da içe doğru bükeylik var sonra ee, ne yaptım burada mesela bunu düşünürken ne yaptım arkadaşlar bunu düşünürken şöyle yaptım mesela arkadaşım şöyle düşünün bir tane kare, bir tane kare, sonra bir tane dik üçgen, bir tane de dik üçgen. Şunu şöyle koyarak mesela, alanı 1 bir ve 1/2 bir bir olanları düşünerekten şöyle koydum. O zaman bu şekil karşımıza çıkıyor direkt. Sonra e, şunu da alabiliriz bu arada. Bunu da alabiliriz. Bu iç bükeyi bunu da alamayız. Yine şeyin şunu düşündüm. Bakın burada bir kare var, görüyorsunuz. Bir kare var. Karenin üstüne bir yarım koydum, bir de yarım şuraya koydum arkadaşlar. Şöyle koyarak bu şekli elde ettim. Sonra karenin altına üstüne dik üçgen koyarak bakın karenin altına üstüne şöyle bir dik üçgen şöyle bir dik üçgen koyarak ne çıktı karşımıza? Bir yamuk çıktı arkadaşlar. Hatta ikiz kenar yamuk çıktı. Bunu da bu şekilde buldum. Ee, 1 bölü 2'lik üçgenleri düşünerekten şunu elde ettim. Yani düşünce tarzımı size yansıtmaya çalışıyorum burada arkadaşlar. İşte kare ve üçgenleri koyaraktan böyle alan 2 birim olanları bu şekilde buldum arkadaşlar. Ee, Tabi bazen de taban çarpı yüksekliği bölü 2 tabanı 2 yüksekliği de 2 olursa bir üçgen yine oluyor arkadaşlar. E, ee, bunlar iç bükey olduğu için bunları da almıyoruz. Tabi burada tabanı 2 yüksekliği 2 olan şu üçgeni de elde ederek şu şekilde şey yaparız arkadaşlar. İşte videoyu durdurup siz de bakabilirsiniz bunlara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğunu söyleyebiliriz böylelikle. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. Tabi bunu ee, siz dinlediniz. Bence kendiniz şöyle bir oluşturmaya çalışın. Şuradaki mantığımı anladınız arkadaşlar. Karenin alanı 1. Dik üçgenin alanı 1 bölü 2. paraya kenarının alanı da 1 bölü 2. Şu bir kenara bir birim olan yüksekliği bir birim olan şu paraya kenarının alanını da yine 1 yapıyor. Bu şekillerden bu şekillerin birleşimiyle oluşabilecek şekilleri düşünerekten ben sonuca ulaştım. Belki siz daha farklı bir şey bulabilirsiniz arkadaşlar tek tek düşündüm. Tabii biraz vaktimi aldı. Yani nereden baksan bir 10 dakika vaktimi aldı arkadaşlar. İşte düşündüm. Bir şunu düşüneyim, iki tane bundan düşüneyim dedim. Bir bunu düşüneyim, bir bunu düşüneyim dedim. Bir bunu düşünüp bir bunu düşüneyim dedim. Sonra paralel kenar düşünüp dik üçgenler de düşünülebilir. Mesela ben burada e, belki paralel kenar ve iki tane dik üçgenle oluşturulabilecek yapı yok mesela burada. Değil mi? Bir de onu da yapabiliriz aslında. Hatta onu da koyayım şöyle. Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Onu unutmuşum mesela. Yani o ikili ikili düşünüp o şekli çizebiliriz. Ben paralel kenarı şöyle koyacak olursam. Şu paralel kenarı ve iki tane dik üçgeni koyacağım değil mi arkadaşlar? İki tane dik üçgeni koyacağım. Tabi altlı üstlü koysam daha iyi olacak sanki. Bir saniye. Şu paralel kenarı arkadaşlar şöyle koydum. Sonra bir tane dik üçgen buraya koydum. Sonra bir tane dik üçgen buraya koydum. Bu ne oldu? İkiz kenar yamuk şeklinde oldu mu? Yo. Bu da paralel kenar oldu ama şöyle paralel kenar. Bu paralel kenar var mı? İşte denersiniz arkadaşlar onu. Ya da bunu böyle koymaktansa e, dik üçgeni bir de şöyle de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir garip şekil çıkıyor. Bu şekil var mı burada? Ona da bakmak lazım arkadaşlar. Yani paralel kenar ve iki dik üçgenden oluşan şekil var mı diye bakmak lazım. Ben kare ile iki dik üçgenin olanını düşünmüşüm burada. Mesela videoyu anlatırken hem paralel kenar hem de iki tane dik üçgen olan şekil yok arkadaşlar. Mesela bu. Hatta bunun yanına şu paralel kenarı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şu e, ikili paralel kenarı da koyabilirsiniz. Hani şöyle şu paralel kenarı da koyup iki tane dik üçgeni de düşünüp ona göre işlem yapabilirsiniz. Daha böyle bir sürü çıkıyor normalde dış bükeyi demezse. Tabi bunun yanına şöyle bir dik üçgen koyarsın. Bir de bunun yanına şöyle bir dik üçgen koyarsın. Oluşan şekil bak şöyle bir şekil oldu. Hatta bu dik üçgenlerin yerini değiştirsin. Bir tanesi böyle bir tanesi de sağa yatık olanını koyarsın böyle. buna göre çokgenlerin sayısı biraz daha fazlalaşıyor arkadaşlar. öyle fazla olunca tabii o sorulmaz. En azından dış bükey olanları sorarsa dış bükey olanlar 8 tane garanti diyebiliriz arkadaşlar. Eğer daha fazlasını buluyorsanız yoruma da yazın. bu soru burada tabii ki ağır olmuş ama en azından bir şey öğretti bize. Alanı 2 birim kare olan çokgenleri elde etmek için ne yapacağız? alanı bir birim olan. Bak güzel bir yorum bence bilmiyorum. Benden daha iyi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben soruya baktığımda bu düşünce tarzıyla yürüdüm. Alanı bir birim kare olan, bir birim kare olan ve bir birim kare olan 3 tane şekil ve alanı 1 bölü 2 olan da bir tane şekil buldum arkadaşlar. Ve bu şekillerin birleşimiyle oluşan bir çokgenleri elde etmeye çalıştım. Bence güzel bir yorum. Belki sen daha güzelini bulursun. Hadi bakalım yorumlara bekliyorum. Evet gençler 8. soruyu ben böylelikle Edremit buldum. Dış bükey diye çevirirsek soruyu. Bu arada soru tamam hatalı. Hatalı olduğunu çok şükür fark ettik arkadaşlar. Ee, ama hatalı bir soru da aslında bize çok da güzel bir şey öğretiyor. Yani sadece dış bükey sorsaydı dış bükeyleri yorumlamak yorumlarken şuradaki şekillerle iç bükey şekillerle karşılaşamayabilirdik arkadaşlar. Ee, buna da dikkat etmek lazım. E hatta arkadaşlar biraz daha bak şuraya şekle bakınca bir tane daha buldum. Hocam şunu bir paralel kenar yapıp ha yapmışım gerçi göstermişim. Kareli ve şu üçgenli yapmışım. Paralel kenarlı ve bu üçgenli yapmışım. Şu ikili paralel kenarlı ve şu üçgenli yapmışım mesela. Bu şekillerin birleşimini siz biraz daha düşünebilirsiniz. Kaç tane bulduysanız yoruma yazın arkadaşlar. Ben şu anda 4, 8, 12, 16, 17, 18 tane buldum. Büyük ihtimal daha da fazla çıkacak arkadaşlar. Ama dış bükey sayısı kesinlikle 8 tane diyebiliriz. Fazlasını bulursanız yine yazın yoruma. Neyse geldik son soruya. 9. soru. 2 eş kare kağıt şekildeki gibi bir şekildeki gibi kenar uzunlukları eşit olan 16 geni oluşturacak biçimde yapıştırılıp Evet şöyle 16 gen görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Ee, tek kat olan üçgenler kesilerek yeşil boyalı 8 gen elde ediliyor. Evet bu 8 gen elde edilmiş. <laughs> evet kesilerek boyalı 8 gen oluşturuyor. Kesilen üçgenlerin alanları toplamı 16 birim kare olduğuna göre yeşil boyalı sekizgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet burada da iki tane eş kare kenar uzunlukları eşit olan 16 geni oluşturacak şekilde. Evet kenar uzunlukları eşit olan evet, orayı kaçırmışım. Buradaki sekizgen düzgün sekizgen bilmiyoruz hocam diye söyleyecektim tam ama kenar uzunlukları eşit olan 16 genden bahsediyor. Bak bu kenar uzunlukları eşit olan 16 gen. 16 tane kenar var görüyorsunuz arkadaşlar burada. Düzgün 16 gen değil burada bu. İç falan var. Ondan dolayı içe doğru bükeylik var. Bunlar birbirine eşitse ben bu bir kenara A A dersem burası A kök kim oldu? Evet. Hocam A A dersem burası da kök köklü oldu. O zaman içerideki şekil gerçekten de düzgün sekizgen oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi kesilen üçgenlerin alanları toplamı. Yani kesilen üçgenler şu tek katlı mavi ve sarı üçgenler değil mi arkadaşlar? Sayın bakalım. Buradan başlıyorum tepeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgen kesildi. 8 tane dik üçgenin alanı 8 tane dik üçgenin alanı nedir? A çarpı A bölü 2 değil mi? A çarpı A bölü 2. Neye eşitmiş? 16'ya eşitmiş. E buradan A kare 4'e eşit oldu. A'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Hocam A 2. Çok güzel. Bizden yeşil boyalı 8 alanı nedir diye soruluyor. Hocam A 2 ya. Yeşil boyalı 8 genin alanı bulurken 8 genin normal bir alanı yok. Ama şu karenin alanından sarı alanları tek tek çıkartarak bulmaz mıyız arkadaşlar? Evet. A'yı kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. A 2 iken hocam burası 2. Hocam burası da 2. Burası 2 kök 2. Karenin alanından 4 artı burası da 2 kök 2 oldu değil mi arkadaşlar? 4 artı 2 kök 2'nin karesinden neyi çıkartacağım? 1, 2, 3, 4 tane üçgeni çıkartacağım arkadaşlar. 4 tane 2 çarpı 2 bölü 2 çıkartacağım. Ve cevabı bulacağım. Hadi bunun karesini alalım. Birincinin karesi 16 artı birinciliği ikinci çarpımın 2 iki katı 16 kök 2. Artı ikincinin karesi 8 yaptı. Evet eksi şu ikiler gitti 4 kere 2 bu da 8 sekiz yaptı. 8'ler nanay oldu? Evet cevabımız 16 artı 16 kök 2 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Ve gençler burada bitiyor mu? Bitiyor. Gençler 8. testle 8. Ee, testin son sorusuyla yani 9. sorusuyla da bu testi bitiriyoruz. Ve yanlış hatırlamıyorsam 6. bölümdeyiz. 6. bölümde böylelikle bitmiş oluyor. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.